anne yürü bakalım. Çok mutluyum. Çiğ simsiyle bir kere 5 alırsın sen. O da yeni kayınvalide. Niyase hakkımı yiyen 2 kayınvalide geline sana bir verdi ya. Tek... Oh. Tatlım ben bir konuşmadan sonra devam edin olur mu? Oh. Sana tekrar yedirdiler mi burada bunu? Yedirdiler. Baktın mı? Anne tamam sakin ol ben buradayım. Sen onlara boş ver. Sana tekrar yedirdiler mi bunu? Yedirdiler. Ezmesini dedin. En güzel olmuş dedin mi? Ne oldu anne? Dedim Merve hasta dedim olabilir dedim. Şimdi bak bunlara bakar mısın? Ezme var mı ortada anne? Ezme, ezme. Ne oldu anne? Ayrıca artık tabağı alabiliyorum değil mi? Evet şu an şöyle bakacağım. Anne bak. Çiğ dedin ya benim tabağıma o yüzden gösterme gereği duyuyorum. Normalde göstermeyecektim. Anne geç bu tarafa. Gel benimle birlikte. Anne bak. Renge bak. En ufak kamerada çeksin lütfen. En ufak fark varsa bana söylesin. Gösterme gerek. En ufak fark varsa bana söylesin. Merve göster. Hayır senin senden biri aldığım önemli değil. En azından seyirci benim yanlış yapmadığımı görsün Merveciğim, diye gösteriyorum. Çiğ tabaklarını savunma. Yönetmenim ben bir müzik ben alabilir miyim? Ben gösterdim. Şey oldu galiba Mia senin oynamasını çok beğendin anne. Sürekli Miyase'yi oynatıyorsun gibi ay, bir şey oldu. Beğenirler oynamamı. Evet Miyase'yi ben de arkadaş olarak sevdim saydım. Oynaması da çok güzel bir kız ama yani sürekli de onu oynatmanın anlamı yok. Ya üçü sürekli Tuğba'ya, beşi sürekli Miyase'ye yapıyorsun. Aşkım Merve, ben ne düşündüğümü biliyorsun. Ne düşündüğünü? Bahsedir yapamamıştır dedim. Miyase ince yapar dedim. Gerçekten öyle düşünerek onu verdim. Anne o kadar uğraştım ki çünkü biz bu ezmeli yemekten zaten beri güzel ekmek. Miyase ince yapar deyip ondan bir verdim diyor. Evet. Sen benim tabaklarımı kovalayacaksın ha. Sen gelinenin tabaklarına bak. Gelinin tabağını kovalıyorum zaten. Anne bir saniye hiç benim farkıma varamıyor. Farkında mısınız kızlar? Asıl ince yapan gelinin. Anne ben ne yaptım biliyor musun? Daha önceden de ezmeli bir yemek yaptığımızda o zaman kalın demiştiniz. O yüzden özellikle o kadar geçtim ki hatta arkadaşlar duydu tak 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 böyle taramalı tüfek gibi geçtim. Bu halsizlikle yani yaptım Merve'yi yani. Merve'yi ben çözdüm. Köyüm bir haftada. Sen çözemedin. Helal olsun. İyi Tuğba sen iyi çalışmışsın demek. Ve ben az önce o tabakla 5 aldım anne biliyor musun? En güzel ezmeyi yapmış dedi teyzem sağ olsun Zevzan teyzem. Ama uğraştık gerçekten de. Merveciğim. Köfteyi 10 dakika 12 dakika yoğurun dediler. 12 dakika yoğurdum dakika tuttum bile özellikle. Hayatım senin anlamadığın ne biliyor musun? Kayınvaliden seni değil. Bana bir vermek için beni arıyor. Beynine seni kazıdığı için. Evet bak ya, bana bir vermek için beni ya, arıyor. Seni bile kazımasın ya Allah aşkına. Bir dur, ben kendi gelinim hasta dedim. Acaba böyle çıkarmıştır diye düşündüm. Hayatım. Seni aramadım orada. Sen kendi ağzına ne dedin? Miyase ince yapmıştır diye bir verdim dedin. Ama ben şaşırtırım. Ben Merve'yi dedim anne. Hasta olduğu için dedim öyledir diye. Nursel, ama Miyase ince yapmıştır Nursel diye bir Hanım verdim ne dedi? Dedim. Üçle dördüncü tabağa haksızlık ettin demin Türkan abla dedi. Evet sen ne yaptın anneciğim? Güç verseydin. Güçe gitti. En büyük haksızlığı yine bana yaptın. Kızlar hani bakın siz tabii rakibiz sonuçta benim tabağımı karalayacaksınız ama inanın bana yan yana götürdüm kameralarda çekti. Hiçbir renk farkı yok. Benim tabağım pişmiş.